Selamlar dostlar. Sizlerle bugün Nihal Hastız'la olan serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sonraki hedef İran. Gece gündüzü kapatalım. Tilt olan vardır, olmayan vardır. İlk videoda açık mıydı? Hiçbir fikrim yok. Açıksa eğer kusura bakmayın. Bazen gözümden kaçıyor. Niye açılıyor onu da bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok. Tuşa basıyorum herhalde yanlışlıkla. Ordularımızı sınıra yiyelim. Bu bize komiseraylık veriyor. Yani Almanya'daki Reich komiseraylıklardan aynısı muhtemelen. 5x'e de alalım önümüzü. Bunun müziğini mi kısık ya? Biz biraz müziğine de verelim. İran'ı mı alalım, bunu mu alalım? İran'a dayandık madem, İran'ı alalım. Şah İsmail'in intikamı mı? Nasıl ya? İyiymiş. Pilevi'nin intikamı var. Cengiz Han tekrar yükseliyor. Garip. Fokuslar özellikle çok iyi. Türk halklarını, halklarının geçmişteki intikamlarını alacağız muhtemelen. Bu seride. İş ona gidiyor. Ve felaket güçlüyüz biz ya. Biz iyi değiliz yani. %10 construction speed'e ulaştık. Bu çok. Bu çok. Çok fazla güç. Alışkın değiliz biz bu kadar ya. Türk halkı olarak. Bu neymiş böyle? Devam. Güzel, İran kolay bir sefer oldu. Şöyle bir de paketimiz var galiba İran'a. Division speed çok yüksek olduğu için birliklerimiz gerçekten güzel, hızlı konumlanabiliyor. Çok rahat paketler demek bu. İleride zaten tanka geçtiğiniz zaman bunu göreceksiniz. Medium tank bile üretebiliriz ya şu an. Yavaştan geçiş yapılabilir yani. Hava kuvvetleriyle beraber. Ya seferimizin yönü muhtemelen Orta Asya ve tamamen doğuya yönelik olacağı için ilk etapta ona göre birlikte yapmamız gerekiyor. Dağcı bile basabiliriz ama şu an ona çok da gerek yok. Ama yeni birlikler türetmenin vaktidir. O vakit geldi. Bir 3 birlik alıp şuna takviye edelim. Aynı zamanda da Gürcü seferimizde başlasın değil mi? Kaç askerin var? Kâf. Güzel. Birliklerimizin ana yapısını değiştirelim. Şimdi Reich Komiserahlıklar kuruluyor. Levent'i kuracağız. Kuralım. Alparslan Türkeş mi ne? Evet. Alparslan Türkeş Levent Komiserahlığına geçti. Alcahra ve Şekoru değil ama olsun. Aryan Komiserahlığına da kuralım. Nereleri kapsıyor bu? Aman diyeyim, Azerbaycan'a falan alsak gerçekten üzülürdüm. Güzel. Yalnız fabrikamız çok hızlı artmıyor mu? Böyle bir 150 sivilde duracağım ya. Çok hızlı Gürcüleri de operasyonumuzu düzenleyelim. Oha. O ne lan? Birkaç saate aldık. Evet. Bu da bitti. Bu claim veriyor galiba. Evet. Buralar core değil. Biraz sıkıntı. Ama sağlayabiliriz yeteri kadar kardeşim. Rus sınırını asla boş bırakmayacağım. Hiçbir zaman Rus'a güven olmaz. Belki bize olur da girer. Turan Federation. Returning to home. Eve geri dönüyoruz. Evet. Şuradan gideyim. Burada resmi astım ama gene düşebilir. İkinci birinci videodan hemen sonra çekiyorum çünkü ikinci videoyu. Düşebilir.
sefer acaba sağdaki mi soldaki mi? Böyle bir bahis falan mı yapsak? Hangisi önce düşecek diye. İlk sene de savaş ilan edeceğiz. Güzel. Direkt ilerle, bunların ordusu yoktu zaten bildiğiniz gibi. İlerliyor musun? Hiç öyle ilerlemiyor gibisin. Niye ilerlemiyoruz? İlerlesene. Benim hata. Özür dilerim. Böyle bir gel loop'a girdim. İlerlemiyor bu diye. Afganistan ve Baharata'da savaş açılıyormuş. Güzel. Niye ilerlemiyor ki acaba diye böyle bir durdum. Dediğim gibi Rus sınırı her zaman için büyük bir tehlike. Oraya ordu basacağız. Bas. Devam yani. Ne dedik? 3 tane piyadeyi buna gönder. 24'ü tekrardan çek baba Rus sınırına. Ya asla bir Rus'a güven olmaz. Ne zaman gireceğini bir tahmin etmek güç. Girmez belki. Fokusu yoktur. Ama eskaza modda fokusu olan yola da gidebilir. Talihsizlik olur. Kötü olur. Gaza gelmeyelim. Varken gücümüz basalım. Çok iyi gidiyoruz. Buraları bize verdi direkt. Acaba buralarda da papıt yönetimi kuruluyor mu? Didar Court var ama bu Rusya'dan kuruluyor. Ravenşli Kürşat'a. Alırız. Bu orduyla ben her şeyi yaparım. Çin İç Savaşı'nın durumda oraya bir müdahale etmek gerekecek galiba. Afganistan ve Baharat'a savaş ilan edeceğiz de bu orduyla edeceğim. Turan Federation'ı da aldık. O zaman haydi gidelim Afgan'a. Ordun var mı? Yok. Güzel. Kolay hedef bunlar. Afgan ve Baharat'a savaş ilan edelim. Baharat'ın ordusu var mı? Onu da yok. Güzel. Kafi. Hiç askerleri yok. Da bu kadar hızlı da savaş açmayı beklemiyordum açıkçası. Çok hızlı oldu. Ani oldu. Güzel. Buradan da bayağı bir buff alıyoruz aslında. Speed özellikle. Tanklarımız daha güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok hızlı olacaklar. Çok ciciş olacaklar. Army Experience'i dilediğim kadar harcayabilirim. Bu bize claim mi veriyor? Evet, claim veriyor. Güzel. Claim'lerimizi alalım. Bir sonraki zaten Cengiz and Rising olacak muhtemelen. Rus'a girebilir miyiz? Aslında gireriz. Rus'a da gireriz ama gerek yok. Rus'a da girilebilir ama gerek yok. Artık askeriye döneceğim çünkü zaten Rush Komiser Ahlaklardan gelen fabrikayı kullanabilirim. Anakaram da basacak yer kalmadı çünkü. Bu arada İstanbul'a kaçla basıyoruz? Bir görelim mi? Aylık kaç ayda? 20 April. Bir saniye, bir ciddi misin sen? Evet arkadaşlar, 21 günde 1 military çıkarabiliriz İstanbul'da. Çok iyi bir rakam. Muazzam iyi bir rakam. Olağanüstü iyi bir rakam. Evet, Delhi Sultanlığı'nı da geri getirmiş bulunuyoruz an itibariyle. Karaçi'ye de girelim. Bunun surrender limiti biraz fazlaymış ama. Bir tık. Afganistan'da ele geçirildi. Baharat da gitti. Şimdi seferin yönü nereye olacak? Çin sınırlarını aşacağız muhtemelen de nasıl aşacağız? Jiangxi'den girsek çok sakata geleceğiz. Nasıl olacak ki o? Hepsine savaş açıyor aynı anda, bu kötü. Tibet'e açmıyor ama galiba. Evet. Aslında Sovyet'e savaş ilan etmek daha mantıklı lan. Vallahi daha kaç ordun var? 120. Zor. Yorabilir. Çin'in kaç ordusu var? 0, 0. Var biraz. Tamam. İç savaş birlikleri gelip de dolaşıp da bana girmeyeceğine göre. Buradan yürü giderim ya. Hedefimiz Çin. Seferin yönü değişti. Lakin çok hızlı bir şekilde buralardan uçmak istiyorum. Uçmak isteyelim şöyle. Yani supply çok kötü olacak. Coğrafya buna izin vermiyor. Ama bence üstesinden geleceğiz. Cengiz Han'ın
tekrardan geri geldiğini göreceğiz. Tamam, iyi. Açabilir miyiz? Evet, açabiliriz. Çok hızlı davranmamız lazım. Buradaki supply ne derecede? Rezalet, rezalet, rezalet. Neyse ki bizim buff'umuz var. Ama altyapıyı hemen hızlandırıp buradaki bölgelerden süratle buraya supply gelmesi için elimden geleni yapacağım. Fabrika basmak yerine bunları yapacağım. Bu daha hayati duruyor. Başladı büyük savaşımız. Haydi gidelim savaşa. Eğer ki bu cepheyi hızlıca yararsak sıkıntı yok. Ama yine de lojistiği toparlamam lazım çok hızlı bir şekilde. Moğolistan'da da savaştayız. Hepsiyle savaştayız kısacası ya. Bayağı bir hepsiyle. Second Conquest, Aryan Komiserahtlığı kurabiliyormuşuz. Delhi, ooo. İkinci, ooo çok iyi. Çok iyi. Kuralım. Ha, oraya veriyorum. İran'a veriyorum. Okey. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Direkt ona verdim. Ama kor olmadı. Olur. Birinin daha işini bitirdik. Şimdi ben bu genel cepheye yaymak istiyorum orduyu. Çok hızlı bir şekilde paşamızın bütün Çin'i işgal etme planını gerçekleştirmesi lazım. Çok hızlı, durmadan. Yıldırım hızıyla. Yani benden ordu çekmeleri durumunda ölmeleri lazım. Ama biz gene de Rus tehdidini asla ve asla küçümsemeyerekten ordularımızı bir kısmını Rusya'ya doğru çevireceğim. Olur da bana girerse diye. Defocus olur, Declear olur, seçer meçer. Ben yaş tahtaya basmak istemiyorum. Bir kısım ordu da Anadolu'da önemli bir rol üstlenecek. Burada support ekipman artık biraz kokması lazım. Et çok koksun. Çok güzel ilerliyoruz. Direnişle karşılaşmıyoruz. Resmen Orta Doğu'ya yakın ediyoruz şu an. Sovyet ve Finlandiya savaşı ilan ediyor. Buna da bakacağız. Gayet iyi ilerliyoruz. Çin sınırlarına geldiğimiz zaman burası biraz karışacak. Buraya da hava üstünlüğü getirmemiz lazım. Evet. Türkistan bölgelerini de ele geçirdik. Buraya lojistik dediğim gibi ağır sakat iş. Hemen buradaki lojistiği toplamamız gerekiyor. Bir gördüğüm yeri iki yapacağım. Bu iş böyle olmak zorunda. Bir gördüğüm yeri acilen iki yapacağım. Bu arada altyapı çalışmalarımız direkt bitmiş. Çok hızlı basıyoruz ya. Her şeyi çok hızlı basıyoruz. Hatta ben buralardan biraz daha getiririm be. Gittiğim yerlere. 2-3 yapabiliriz. Gücüm var. Gerçekten gücüm var. Çok üşüyorum. Kork benden. Evet. Devam. Artık Çin sınırına dayandık. The People Army bizim için çerez. Var gücümüzle ilerliyoruz. Focus gidemeyeceğim ama doktrini fullemeye devam. People Army düşerse Çin'in fethi bize muhasır olur. Moğol düştü. Bir de Moğol otonomi düşerse eğer o da çok güzel olacak. Rusya öyle bir geniş cepheden alacağız ki görünce siz bile şaşıracaksınız. Evet, medium tank 2 geldi. Artık medium tanka yavaştan bir dönmemiz, bir selam çakmamız gerekli. Direkt diğer onu yapmayalım bu arada ya. Silahı araştıralım. Daha silahımız çok zayıf. Resource load az ya. Bir tane resource load eklense var ya dadından yenmez ha. Akın akın ilerliyoruz Çin yerlerine. Felaket iyi ilerliyoruz. Durdurak vermeden ilerliyoruz. Çok güzel. Bütün Çin devletleriyle aynı anda savaşta olduğumuzu unutmadan ilerleyeceğiz. Take all state. Şimdi cephemizi biz siliyoruz. Direkt bütün Çin'in fatihi için fatihi olmak için direkt ilerleyeceğiz. Her cepheden geniş olarak. Havalimanımız yok ama ele geçiririz yakında diye ümit ediyorum. Şuradaki havalimanını aldık mı kafi. Evet almışız. Süper.
600'e çıkartacağım buradaki uçak sayımı. Bu 600 kez değil Çin'i Rus'u ipeteden. Hiç sıkıntı yok. Uçak gelmeden zaten iç o işi bitirdik. Evet, güle güle diyoruz Feng'e ve Mao'ya da geliyoruz diyeceğiz. Mao yoldaşıma, Kayışek sana da geliyoruz. Yıllar sonra belki bir Japon der, ne oluyor kardeşim, niye bizim topraklarımıza çöküyorsun? Yapacak bir şey yok. Gerekirse Japon'a da çökeriz evelallah. Bize çökecek yer çok. Seferin yönü ne durumda? Bu arada People of Union tek ittifakmış. Evet. Komünistler tek başına ittifak. Güzel. Aşağı uçağımızı kaydıralım. Ne kadar hızlı ilerlediğimizi buradan rahatlıkla görebilirsiniz. Uçağa daldıktan sonra bu birliklerin bu kadar hızlı division speedleriyle beraber imha gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. Nanjing düştü. Çok hızlı ilerliyor. Yani şu birliğin ışık hızında ilerliyor ya. Düşman topraklarındayız beyler. Peş ilerliyoruz piyadeyle. Millet tankla 6 ilerliyor, siz düşünün. Rayla gidermiş gibi oluyor. El ele tankı görmek için sabır sığınıyorum. Evet, bir tane devleti fetheyledik. Resmen var ya, siz çekilin. Yani bütün Çin'in şu an aralarında peace atıp bizimle savaşması lazım. Siz çekilin, biz sizi örnek veririz dedik. Savaşmayın kendi aranızda oğlum, bunun biz müdahale ederiz dedik. Geri bas. Bütün Çin'i fethetmeye 48 Division eyledi. Yet eyledi. Bir sapmanı filosu basacağım. Olur mu? Nasip olur mu? Bakayım. Olmaz. Tamam. Sapmarın basmıyoruz arkadaşlar. Bir construction speed lazım. Daha ne yapacağım bu kadar construction speed'i? Ama lazım. Daha hızlı sanayileşmek için. Şu an fabrikamız 150 yani. Bir Almanya değiliz daha. Ben Alman olmak istiyorum. Evet, hayvan gibi fabrika basmaya devam. Çin'in verimli kaynaklarını ilerlediğimiz sürece hiçbir şekilde sıkıntımız yok. Doğal kaynakları zaten kapatacağım şimdi. Hiç öyle dışarıyla paylaşma niyetinde değilim. Direkt close ekonomiyi yapıştır hocam. Hiç öyle fabrika paylaşmaya, kaynak paylaşmaya açık biri değilim. China düştü. Şöyle ufaktan almaya başlayalım. Alın alın. Sıkıntı yok. Alın alın, çekinmeyin. Babanızın malı gibi alın. Ben zaten sizden geri alacağım. Hop. Bütün Çin kor olduğu için bir tık sıkıntı. Surrender limiti bir tık fazlaydı da düştü galiba o da. Puf. People of Republic China. Muhtemelen birleştiler. Tek bir vücut oldular. Artık tek bir vücut değiller ama olsun. Evet, Kürşat'ın da intikamını alıyoruz. 1-1. 1-1 geliyoruz. O bir tık kastı. Yuan krallığını kurduk. Hadi lan. Emir Paşa geçti paşa. Bununki başında kim var? Mustafa Muğlalı varmış. Oo. Hoca topladık tayfayı ya. Bu ne? Ne çok iyi. Bütün işini aldık verdik Emir Paşa'ya. Yüzü gülüyor adamın sonunda. Hayır, ona gideceğiz mi? Gideceğiz mi ona? Evet, Tatar yönetimi için gitmemiz lazım. Evet, seferin yönü artık Çarlık Rusyası. Şöyle gel bakalım. Valla her yerden eşit miktarda gideceğimiz için hiçbir problem yok. Evet, ordumuzu düşelim. Hiç sıkıntı yok. Bana acilen bir tane asker lazım. Takıntım var. Buralardan öyle hızlı ilerleyeceğiz ki neye uğradığını anlamayacak.
Türkler geliyor, Türkler geliyor. Bir cephe işi sedikiydi tabi. Hah, şimdi oldu. Kısmet bugüneymiş kardeş. Her şeyi mi bastık lan? Oho. Ha yok, bug'a girmiş, sıkıntı yok. Bir tek construction'ımız bug'a girmiş, sıkıntı yok. Düzeldi. Güzel. Hayvan gibi basıyoruz ha. Birliklerimiz otursun, savaşa tutuşacağız. Ha, benim burada ordum varmış. Güzel, sıkıntı yok. Şuradaki ordumuza da bir Feldmarschall verelim. Burada ben bu kadar komutan almadım. Bunlar gelmiş. Samet Paşa sen nesin? Enver Paşa sen nesin? Ay, ne güzel. Oy 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 oy. Samet Paşa'mızı alalım. Çok güzel olacak. Deniz Çakmak yerine Enver Paşa'yı kullanabiliriz. Daha manidar olur en azından. Ama yanlış yerde kullanıyoruz. Jack Churchill'daymış. Felix Paşa'm biraz dinlensin. Enver Paşa'yı Kafkaslardan öteye götürelim değil mi? Samet Paşa'yı kullanacağım. Çıkarma atmaya atmaya hiç gerek yok. Olur da bize çıkarsa diye yedekli asker yedağım olsun biraz. Evet, ben power'da bir tık sıkıntıdayız. Exantive'e geçeriz savaş zamanı. Yok, gerek yok. Çünkü dediğim gibi ülkede bu population'ı hayvan gibi arttıracağız zaten. Geliyoruz. Revenge alıyoruz plevnenin. Hadi bakayım. Hazır mıyız? Doğuda biraz attrition var da bu yapay bir attrition. İlerlediğimiz zaman bitecek bir attrition. Havalimanı geldi şuraya. Şunları da uçak düşelim. Çok uçağımız var. Bize engel olamayacak. Bize engel olmasın, mümkün değil. Şuraya uçak basmaya gerek var mı? Şuraya basalım. Hızlıca uçaklarımızı basalım, ondan sonra da yer alalım. Kafkaslardan çok iyi yarayacağız. Biraz çelik açığındayız. Fransız iş görür. Tangistan'da da Portekiz iş görecektir. Tankı basmıyorum şu an ama birazcık motorize de basmak istiyorum. Döneceğiz yani. Support ekipmanı çok güzel basıyoruz. 20.000 top. Ooo. Birlikleri 40 fit mi yapsak? Ama yok. Doğuda etirişinden gebeririz öyle bir durumda. Ama piyadenin yapısını değiştireceğim. O kadar hayvan gibi bir gücüm oldu ki. Şunu yapabilirim. Bu çok güçlüyseniz yapılacak bir şey. Bu arada hala da şeyi kapatmadım. Şu neydi işte onun adı? Neydi bunun adı? Tedebuk. Heh. Onu kapatmadım. Helal edin. Ana orduyu ana piyadeye çevirelim. Burada da varsa hepsi ana piyade olsun. Bir de yapısını değiştirelim. Kurt simgesi yok mu ya? Ha şöyle. Gerçekten biçeceğiz. Şaka yapmıyorum. Şuraya bir 400 tane daha kes. Fighter'a gerek bile yok. Şuraya da birazcık koy bakalım. Kafi. Da şöyle koyalım. Daha kafi. Gel lan buraya. İttifak var mı? Hayır yok. İyi. Max planning'imizde de buff'ımız vardı galiba. %46'ymış. Çok değil. Selamlar kardeş. Finlandiya'ya kadar gider bu iş. Ana ordumuzu demir verelim. Enver Paşa keyifli. Birlikler taze. Turan geliyor. Oh! Vay maşallah. Oy! Çim biçiyoruz sanki. Doğudaki orduya ofansif vereceğim. Hiç durmadan ilerlesinler. Değil. Lakin buradaki cephe bir tık kötü olmuş sanki. Onu bir 50 bir modifiye edelim biz. Gitmiyor çünkü birlikler. Şöyle bir modifikasyon yapalım.
Yok. Bu reddediyor. Niye gidi reddediyor? Ha, Yuan'ı savaşa çağırmadım. Doğru. Benim eşekliğim. Pek gerek de kalmadı ama. Bitirin. O kadar fazla buff var ki kaybetmek sürpriz olur. Güzel. Yuan bu arada Enver Paşa'mız belki asker basar ama bilmiyorum. Çin'e biraz farklı basalım. Havalimanı inşaatları iptal edilebilir. Önemi kalmadı çünkü. Altyapıyı da tamir ederiz. Evet, silahta yeni modele geçiş yaptık. Mekanize araştıracağım. Plant Doctor'a gidiyor muyuz? Gitmiyoruz. Construction yerine onu alırız. Plant Doctor'a bir fulleyelim. Resource slot az olmasa iyi de işte. Yani bir de öyle bir buff olabilir. Kaşınıyoruz, emin ediyorum. Yok ediyoruz. Şu kayıpsı gazı normal değil. Havanın olmadığı yerlere geldik de yani. Veremeyeceğim. Hava veremeyeceğim yerlerdeyim. 400'ü buraya çek hoca. Şöyle. Şimdi kes kaç vuracak yer, onu merak ettim. Çok hoş. Hoş bir rakam. Hoş bir rakam. Rusya çok dayanamaz bu baskıya. Yakında tüm ordusunu verir. Hiç öyle bak. Uğraşıyor muyum? Hayır. Verdim Dynatay, gidiyor. Hiç bakmıyorum bile yani. O kadar eminim ki ordunun kazanacağına. Hani o kadar canı gönülden eminim ki bu ordunun onları dümdüz edeceğine. Bakma. Hiç. Yani bir elini kapat hatta gözünü yani. Böyle oyna. O derece. Keyifler yerinde Allah'a şükür ya. Şimdi arkaya bir Bosporus müziği yakışır ama şimdi. Değil mi ya? Yakışır. Valla buradan Finlandiya kadar yolumuz var. Finlandiya'da muhtemelen ordusu kuvvetsizdir. Evet. Şöyle bir de eksentive geçelim. Ne olur ne olmaz. Etçükmen power'ımız dursun diye. Rusya'nın Urallarına kadar ilerledik. Hiçbir sıkıntı da yaşamadık. Devamında da yaşamayız diye ümit ediyorum. Moskova'ya girersek, daha doğrusu Petrograd'a daha iyi olacaktır. Tank bildiğim yok. Bizim ordu cebelleşirken ben bir yandan da tank bölüğü yapayım. Army Experience zaten sınırsız. Keyfe kadar istediğimi yapabilirim. Tabi tankı çıkarmamız zaman alacak ama olsun. Hayvan gibi tank basmak istiyorum. Holland elden gidiyor. Rusya Almanya'yı kazanmış. Güzel. Organizasyona çok büyük bir buff'ımız var. O yüzden 15'e 5 oynayacağım. Benim ne kadar şeyim var? Light Tank. Light Tank kullanacağım. Light Tank'ta basarım gerekirse. Almazız gideriz. Çünkü çok fazla Light Tank depom da var. 6000. 24 tane kullanması o kadar da bir şey değiştirmez. Güzel. Evet, Rusya'nın başında nasıl şey milliyetçi var. Biz de aynıyız. İttifak olabiliyor muyuz? Galiba. National Spirit'imiz olsaydı olurduk muhtemelen. Support ekipmanda bir tık naneyi yedik. Ama abi 15 fabrika ile şey ne ya? 1,5 metne bizim Agro RP gibi olmuş. Çok bufflıyız. Hayvan gibiyiz şu an ya. Ya vur vur inlesin. Oku ben. Hiçbir farkı yok. Ben National Focus'lardan şeye gideyim ya. Air Production olabilir. Otonomiye gerek yok. Air Production gidelim. Levent'e basacağım biraz da. Etçük de bunu güçlendireyim. Asker basmıyorlar ama olsun. 80 sivilis şu an, daha da fazla artacağız. Bas koçuma bas. Lakin buralarda isyan yiyor. Oo. Bunlar normal isyanlar değil. Onları acilen bastırmamız gerekecek gibi. Ya da direkt Focus 3'yi bitirmem gerekecek. O yüzden hızlıca savaşıyorum.
Puf mu oldun sen? Kıyamam. Böyle bir take all set yakışır o zaman. Puf. Kıyamam sana ben ya. Petrograd düştü mü? Düşmeden düştü. Oy ne güzel. Enver Paşa'nın bir de Finlandiya'yı görsün. Ana merkez ordumuz memlekete geri dönebilir. Hemen power'da biraz sıkıntıdayız ama çözülür. Havacılarımızı Petrograd'a çekip Finlandiya'da minimal kayıplar istiyoruz. Duplicate edelim, 2000 düşelim. Harika. De, şu uçağı araştırabilir miyiz? Ama doktrin. Doktrin daha önce gelir. Mekanize geldi. Motorizeden şimdi direkt motorizeyi mekanizeye çevireceğim. Ama motorizede basmaya devam edeceğim. 5 fabrika falan. Üretimi kopmasın diye bunu yaptım. Mekanize de üreteceğiz. Support da üreteceğiz. Mekanize de üreteceğiz. Spent. Ha, uçağı araştıracaktım ben. Kes. Naval bomber değil. Dur. Kes gelsin. Kes kafi. Fighter'a mighter'a gerek yok. Bam gün vur geç. Hava takası yürütmüyoruz çünkü. Evet Finlandiya yavaştan kopup gidecek gibi. Lakin sağ taraf ordu kaymadı ya. Kötü oldu. Dengesiz dağılmış. Murmansk'a da girelim ve bu iş bitsin. Biz şu an garnizona felaket derecede şey alıyoruz. Manpower bırakıyoruz. Bunu acilen düzeltmemiz lazım yoksa rezistanstan geberip gideceğiz. Şu an silah felaket gidiyordur o rezistansa. Yani gördüğünüz gibi. Eksi 300 gidiyor. Şu an savaşla hiç alakası yok bunun. Hemen o rezistansı düzeltmemiz gerekiyor. Gelen manpower baya baya şey çekiyor. Evet finalde de bitti. Bu da bizi ikinci aşamaya çeker ve The Dark Horde. Biz evet biz bir de bunları yapacaktık. Dark Horde'u kuralım. Tatar Union geliyor. Mirsaid Sultan Galiyev gelecekmiş. Gördüğünüz gibi ben power'ı. Çok güzel topladı. Mirsaid Sultan Galiyev geldi. Eyvallah, eyvallah. Artık kendi fokuslarımıza gidebiliriz. The success. Gel bakalım. Güzel. Tibet ve Kaşmir'e savaş ilan edecekmişiz. Orduları yok. Enver Paşa'mızı gönderelim. Yavaştan konumunu alsın o da yani. Olur. Güzel birliklerimiz ancak gider zaten o zamana. Şimdi güçlendik. İyi olduk. Harikayız. Ama bir şey eksik. Biz fabrikada biraz zayıfız. Bunu çözmemiz gerekecek. Ya Prusya harbiden hayvan oldu ya. Hayvan dediysem bizim biz yani nasıl bir hayvan? Bit. Ya biz öküzsek o bit. Artık güç farkı ya. Tibet'te Kaşmir'i de alalım. Buralarda Türk yerleşkeleri olacak. Kaşmir zaten öyle. Gel bakalım. Savaşa kollayalım şunu. Enver Paşa'm buyurun buyurun. Zaten ordu da size emanet. Şöyle şuraları bir alabilirsek. Gayet güzel. Kaşmir'de ele geçirelim. Düşmedi mi lan? Harbi düşmedi hedef. Kaşmir'de bitti. Öf. Devam.
Ya umarım isyan yemez ya. Ama yok, düşüyor, güzel. Biz bir de bir ajanda karşı, bizim hayvan gibi ajanda buff'ımız var. Niye ajanda kullanmıyorsak? Anadolu'da mı bir yerde inanılmaz iletişim var, ha şurada. Ordularımızı oradan çekelim Enver Paşam. Senin ordularını sana geri verelim. Güzel. Otonomilerini düşürmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Aynen. Artık kara doktrinimiz bitti. Bu da bize tanka rush atmaya vakit tanıyor. Ya da cap alabiliriz. Artık capleri alalım. Önemli olan cap. Kapasiteyi daha fazla arttıralım ki bir yerine 10 üretelim. Zaten tankta artık mekanize geçeceğiz. Bitti bu dönem. Daha başlamadan bitti. Mekanize tümenlerine geçiş yapacağız. Ve tanklarımız yeryüzündeki canavarlar olacak. Şu an bir tane tank hazır. Bir tane tank bile yeter de biz bayağı bir üreteceğiz. Şu an güçlü bir rezistans var. Hatta Tatarlar çok kötü. Egat. Evet. Bu arada Tatarlar nereye kor yaptı ben onu anlamadım. Bir yere kor yaptı ama nereye yaptı bilmiyoruz. Hocam adamın koru yok be. Hani. Aa. Buraları kor yap sadece. Evet. Burada bitirelim. Bir sonraki bölümde daha güzel şeyler olacak. Şu an için güçlü bir şekilde ittifak mı başlasam? Güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Çin fethedildi, Rusya da fethedildi, Finlandiya fethedildi ve dahi nice memleketleri fetheyledik. Plevner'in, Kürşat'ın ve dahi Asya'da yaşayan tüm Türk halklarının intikamı alınmıştır diyebilirim ve videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın.